Merhaba çocuklar. 5. sınıf İngilizce dersimize başlıyoruz. Konumuz 9. ünite Boğazım ağrıyor. 6. dersimiz alıştırmalar, dinleme ve okuma. Kitabımızın ismi Welcome 2 numara. Hello children. Welcome to 5th grade English lesson. Unit 9. I've got a sore throat. Lesson 6. Practicing listening and reading. Open your books on page 60. Let's look at the exercise 1. Kitaplarınızı sayfa 60'a açıp birinci ödeve bakın çocuklar. It says read and write the words. Çocuklar videoyu burada durdurun. Birinci ödevdeki mektubu okuyun. Boşluklarda boşluğun önündeki resmin ismini yazmanız gerekiyor. Öncelikle kendi başınıza doldurmaya çalışın. Ondan sonra hep beraber kaydı dinleyeceğiz ve doğru ve yanlışlarımızı bulacağız. Eğer söylediğim gibi videoyu durdurup ödevi çözdüyseniz şimdi bunu doğru cevaplarıyla beraber dinleyeceğiz. Eğer herhangi bir eksiğiniz veya yanlışınız varsa düzeltin çocuklar. Exercise 2, page 60. Listen, read again, and write yes or no. Dear Cindy, I'm sorry you feel ill. You should stay in bed and drink a lot of orange juice. You should eat a lot of fruit and vegetables. They're good for you. You shouldn't go to school, and you shouldn't play outside. It's very cold. I hope you feel better soon. Love, Oscar. Okay. Dear Cindy, I'm sorry you feel ill. You should stay in bed and drink a lot of lemonade. You should eat a lot of fruits and vegetables. They are good for you. You shouldn't go to school and you shouldn't play outside. It's very cold. I hope you feel better soon. Love, Oscar. Okay, children, these are the right answers. Please check your answers and complete the exercise. Çocuklar doğru cevapları kontrol edip ikinci ödevimize geçiyoruz. Let's look at the exercise 2. Let's write yes or no at the end of the sentences. Let's read. Hadi okuyalım. Cindy should stay in bed. Cindy yatakta kalmalı. Ne diyor? İkinci satırda you should stay in bed. Yes. Okay. Cindy should eat fruit and vegetables. Cindy meyve ve sebzeler yemeli. Aynen öyle. You should eat a lot of fruit and vegetables. Pardon. Şurası ikinci numara. Cindy should drink a lot of water. Cindy çok fazla su içmeli. Hayır, ne diyorsa mektupta. You should drink a lot of lemonade. So, no. Cevabımız no. Üç numarada Cindy should eat fruit and vegetables. Cindy meyve ve sebze yemeli. Yes. Cindy should go to school. Okula gitmeli. Bakıyoruz. You shouldn't go to school. Hayır. Cevabımız no. Cindy should play outside. Dışarıda oynamalı. Hemen bakıyoruz. You shouldn't play outside. Dışarıda oynamamalısın diyor. No. Exercise 3. Şimdi üçüncü ödeve bakalım çocuklar. What's the matter with Mike? Mike'ın sorunu ne? Şimdi Mike bize kendini anlatacak. Biz de dinlediklerimize göre doğru kutucuğa tik yapacağız. Birinci resimde ne oluyor? Başı ağrıyor. Mike has got a headache. İkinci resimde karnı ağrıyor. He has got a stomachache. Üçüncü resimde boğazı ağrıyor. He has got a sore throat. Bakalım hangisi doğru?
Şimdi kaydı dinleyeceğiz ve doğru olan resmin altına tik yapacağız. Exercise 3, page 60. Listen and tick the box. Look at the pictures. Now, listen and tick the box. 1. What's the matter with Mike? What's the matter, Mike? Oh, I feel terrible. Have you got a headache? No. Does your throat hurt? No, I've got a stomachache. Oh dear. I hope you feel better soon. 2. What should Mike do today? I've got a terrible stomachache, Mom. You shouldn't eat too many sweets, Mike. I know, Mom. And you shouldn't drink cold water today. Okay, Mom. Go upstairs and put on your pajamas. You should stay in bed. Okay, children. What's the matter with Mike? He has got a stomachache. Yes, and what should Mike do today? He shouldn't eat too much sweets. He shouldn't drink cold water. He should stay in bed. Yes, these are the right answers. Now let's look at exercise 4. Please answer these questions related to yourself. What should you do when you are ill? Hasta olduğunuzda ne yapmanız gerekiyor? Should you stay in bed? Yatmalı mısınız? Yatmalı mısınız? Yes, I should. No, I shouldn't. Should you go to school? Okula gitmeli misiniz? Yes, I should. No, I shouldn't. Should you play outside? Oynamalı mısınız dışarıda? Yes, I should. No, I shouldn't. Should you take some medicine? İlaç almalı mısınız? Yes, I should. No, I shouldn't. Should you have some soup? Çorba yemeli misiniz? Yes, I should. No, I shouldn't. Doğru cevaplarla beraber bu ödevi defterlerinize yazın. Soru ve altına doğru cevabını. Ayrıca ev ödevi olarak bir projemiz var. Write a letter to an ill friend. Hasta bir arkadaşınıza mektup yazmanızı istiyorum. Start like this. Şu şekilde başlayın. Dear ve arkadaşınızın ismini yazıyorsunuz. I'm sorry you feel ill. Hasta olduğun için üzgünüm. You should. Ve önerilerinizi sıralamanız gerekiyor mektupta. Ne yapmalı ve ne yapmamalı? Aynı Mike'ın Cindy'ye yazdığı gibi. Bugünlük bu kadar. Güle güle çocuklar.